Düzenlemiş olduğumuz Yıldızların Altında İhracat Zirvesi adlı etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Zirvemiz iki oturum olmakla birlikte ilk oturumda Remmes Ticaret Satış ve Pazarlama Müdürü Zeynep Kuman, Korsa Global Genel Müdür Yardımcısı Ali Çalışkan, Zen Planta Genel Koordinatörü Yiğit Akgün, ikinci oturumda ise Tail Mort Genel Müdürü Ali Erkin, Komodo Grup EMEA Bölge Satış Başkan Yardımcısı Erdem Eriş, Pilotlar Genel Müdürü Şükrü Özkutuş Güzel ile birlikte olacaktır. İlk olarak tanıtım, topluluğumuzun tanıtım filmi olacaktır. İyi seyirler. Değerli misafirlerimiz, saygıdeğer hocalarım, kıymetli arkadaşlarım, 21 gün 37 dereceyi her zaman olduğu gibi bu zirvesinde de yalnız bırakmadığınız için bu büyük aile adına hepinize çok teşekkür ederim. Bugün markamıza layık bir zirve için buradayız ve bu zirveyi Türkiye'nin şampiyonu yıldızlarla paylaşıyoruz. Bizim davetimizi kabul ederek buraya gelen bütün yıldızlara çok teşekkür ederim. Büyük resmi görmek için her zaman zirveye çıkmak gerekir derler. Biz de her zirveye çıkışımızda daha ileriye gidebileceğimizi görüyoruz. Zirve
yolu yokuş olan bir maraton. Ve bu, biz bu maratonun zorluklarını tecrübeyle aşıyoruz. Tecrübesiz çıkılan her zirvede yalnız kalınır. Ancak bu salon bizim yalnız kalma işimizin çok büyük bir resmi. Zirveye çıkışın diğer bir boyutu olarak tabii oraya nereye geldiğimiz değil, nasıl ve nereden geldiğimiz de önemli. Biz bir yola tecrübeyle çıktık. Ve 21 gün 37 derece ailesi tam 5 aydır bu zirve için titizlikle çalışıyor. Bu zirveyi burada, bu 5 aylık süreci burada birkaç dakikada anlatmak imkansız ama özetle yaz döneminden beri her bir şampiyonla birer birer iletişim kuruldu. Konuşmacılar belirlendikten sonra etkinlik akışları hazırlandı ve paylaşıldı. Daha sonra içerikler belirlendi. Sosyal medyalarda, televizyonda, radyoda ve yerel gazetelerde reklama çıkarıldı. 21.37 markası gelecek olan bütün şirketlerle bütünleştirildi ve işin mutfağından böyle yıldızı bol bir gün çıktı. Bu yüzden ekibimi kutluyorum. Aynı zamanda son olarak diyelim, dönemin şampiyonasını bizlerle paylaşma onurunu bize yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve verimli bir etkinlik olmasını diliyorum. Toplu Yönetim Kurulu Başkanı Nur Yetişkin'e konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. DHL Express ve Dünya Gazetesi işbirliğiyle Vodafone Türkiye ve Akbank sponsorluğunda düzenlenen İhracatın Yıldızları yarışmasında 2015 yılında sanatta farklılık İhracat Şampiyonu ödülü alan Zen Planta Genel Koordinatörü Yiğit Akbin'in 2016 yılı Büyük Ödül Şampiyonu Korsa Global Genel Müdür Yardımcısı Ali Çalışkan'ı, 2016 İhracat Performans Şampiyonu, REM Dış Ticaret, Satış ve Pazarlama Direktörü Zeynep Kuman'ı ve panel moderatörü, Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı, Doçent Doktor Hakan Tunan'la Aslanlar ile İhracatta Performans ve Farklılık Paneli gerçekleştirmek üzere sahneye davet ediyorum. Efendim herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bilenler bilir, çok uzun böyle protokol konuşması yapmayı becerebilen ve yapmayı seven biri değilim. Yani Dekan Hocam da burada hocama teşekkür ediyorum geldikleri için. Diğer hocalarıma da teşekkür ediyorum. Tüm öğrenci arkadaşlarımı da sevgiyle kucaklıyorum sağ olsunlar. Belki yaptığımız en kalabalık etkinliklerden bir tanesi oldu değil mi? Bu zamana kadar tabii daha önce birinci salonda etkinlik yaptık ama bu kadar fazla ilginin olduğu olmamıştı. Bu da firmalarımıza gösterilen ilgi ve bir de topluluğumuzun geldiği noktayı göstermesi açısından da önemli. Bu sefer firmalara da toplumumuza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İki oturum şeklinde, iki panel şeklinde yapacağımız oturumu birincisiyle başlayacağım. Ama ben birkaç söz ifade edeyim. Çok da fazla konuşmayayım çünkü burada çok değerli bilgileri ve tecrübeleri olan kişiler var. Yanlarında oturmaktan gurur duyduğum, Türkiye'nin refahına katkı da sağlayan, insanlara ekmek veren, ihracat denen o kutsal görevi yerine getiren insanlar var yanında. Dolayısıyla bana çok fazla söz düşmez. Kendilerine bırakmış olacağım. Firmalar arkadaşlar bahsetti ama ben kısaca birkaç tanesinde birkaç hususunda ifade etmiş olayım. Yanında Zeynep Hanım var. RAM Dış Ticaret. Ben 1996 yılında dış ticaret anlatmaya başladım. O zaman RAM'dan bahsediyorum. Öğrencilere RAM diye bir şirket var. Orası ihracatın okulu ve Türkiye'de ihracatla ilgili çok karmaşık işlemlerin bile yapıldığı çok önemli bir yer ifade ederdim. Yani aradan 21 sene geçmiş. Şimdi kısmet oldu. Evramda ticaretle beraber yan yana oturuyoruz ve bu benim için önemli bir konu. Daha sonra tekrar geleceğim. Korsa Global'den Ali Bey var. Şimdi Korsa Global'den Ali Bey'le büyük salonda da konuştuk. Çok böyle son kullanıcıya yönelik olarak ürünler üretmedikleri için çok bilinmediklerini de ifade ederler ama biz Sakarya'da oturanlar ve İstanbul'da gidenler için Korsa özellikle otobanın olmadığı zamanlarda ya da diğer zamanlarda çok bilinen bir markadır. Ben de Korsa'nın ne iş yaptığını çok uzun süre sonra öğrendim. Çünkü Korsa endüstriyel kullanıcılara yönelik mal üretmeyi üretiyor. O da lastik sanayinde lastik güçlendirme, öyle mi ifade eder? Lastik güçlendirme konusunda kork bezi üretiyor. Ve ürettiği esasında çok kritik bir hamlede
dünyadaki lastik üreticilerin önemli bir kısmının kort bezli tedarikçisi de Kortsa Global. Birkaç yerde de şirketleri ve ortaklıkları var. O yüzden çok önemli bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan Ren Fırlanta var. Yiğit Akgün beyefendi, sanatta farklılık yaratan ihracat. Bu çok önemli bir şey. Türkiye'nin ihracatına katkıda bulunuyorlar. Kendisine sıra geldiğinde ben de kendisine de birkaç soru yönelteceğim. Çok enteresan bir sektör ve katma değeri çok yüksek olan bir sektör. O sebeple de burada olması bizim için çok önem arz ediyor. Şimdi buraya katılımcılar tabii ikinci oturumda moderatör hocam diğer katılımcıları tanıtacak ama bu ihracat devresinin katılımcıların bir özelliği var. En lüks malı satan firma da burada. Bu da Zen Fırlanta. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'e insani yardım tedaviyi sağlayan firma da burada. Yani Zeynep Hanım'ın firması aynı zamanda Birleşmiş Milletler'e insani yardım tedaviyi sağlıyor değil mi Zeynep Hanım? Dolayısıyla pırlanta satan da burada. İnsanlar aç kalmasın diye mal satan da burada. Ve ne diyeyim, Botsa için de o malları araçlarına götürmesini sağlayan da burada lastikler üzerinde. O yüzden çok önemli bir kısmı var. Her zaman söylediğim bir şey var benim. O da şu, malların geçtiği sınırlardan askerler ve silahlar geçmez diyor. Dolayısıyla sınırlardan mal geçerse savaş da olmaz, kargaşa da olmaz diye her zaman söylüyorum. O yüzden ihracat yapanların çok önemli görevi var, çok önemli bir misyonu var. Savaşları önleyenler olarak ifade ediyorum. Boş savaş olsa bile bizim Türk ihracatçıları her zaman her yerdeler. Çok önemli pazarlarda her zaman varlar. Savaşın içinde bile mal satıyorlar. Onları da biliyorum, bu firmalarda bile satışlar var. O yüzden Türk ihracatçısının bu özelliği de gurur duyduğunu ifade etmiş olayım. Tabii ihracat devlet tarafından çok özendirilen bir konu ve çok da basitleştirilmeye çalışılan bir konu. Bu vesileyle de yeni bir haber olarak da paylaşayım. Yeni gümrük kanunumuz geliyor. Gümrük kanununda da ihracat artık çok kolay hale gelecek. Bir sürü işlem online hale getirilecek ve böylece artık herkesin kolaylıkla ihracat yapabileceği, herkesin operatör olabileceği noktaya doğru gidiyoruz. Bu vesileyle burada söylemiş olayım. Türkiye ithalatında, ihracatında da önemli bir aşama olacağını düşünüyorum. Yeni gümrük kanununda tasarısının hemen hemen meclise gelmek üzere olduğunu ifade ettiler. Bundan da memnuniyet duyuyorum. Diğer firmalar konusunu diğer hocam moderatör söyleyecek ama orada da heyecan verici firmalar var. Yani mesela benim çok bilmediğim ama ihracatın gizli şampiyonu olduğunu sonradan öğrendiğim firma var. Tayworth firması. Oyun ihracatında önemli bir firma. Yani biz Türkler tabii oyun konusunda çok tecrübeliyiz. Ama bunun yazılıma dönüştürme konusundaki becerisini ben de ilk defa bu kadar yakından şahit oldum. Başkan Obama'nın bir sözü vardı. Yani oyun oynamayı biliyorsunuz ama bundan daha önemli olan bir şey var. Oyun tasarlayabiliyor musunuz? Onun üzerine bir inovasyon politikası geliştirmiştik. Türkiye artık hem oyun oynayan hem de tasarlayan bir şey. Facebook içinde ne yapabilir onu bilmiyorum. Facebook'ta çok haşır neşir ama Facebook'a katkıda bundan biri mi? Bir ülkemiz onu da çok fazla bilmiyorum. Pilot kar var. Çok enteresan araçlar yapıyor. Oturumda bahsedecek. Golf araçları üretiyor ve diğer araçlar üretiyor. Komodo firması bizle beraber olacak. O da yazılım sektöründe dünyanın gizli yazılım ihracatçılarından bir tanesi. Türkiye servis sektöründe ihracat yaptıkça çok daha katma değeri yüksek mallar ihraç edecek diye düşünüyorum. Gene her zamanki gibi kısa tutacağım değil. Herkesten fazla konuştum. Lütfen kusura bakmayın. Öncelikle isterseniz Zeynep Hanım'dan başlayalım. Hanımlara öncelik vermiş olalım diye bu pozitif ayrımcılık yapmış olalım. Buyurun Zeynep. Öncelikle hepinize günaydın diyorum. Gerçekten gelirken çok fazla düşünmedim ama hissetmedim ama şu anda çok heyecanlıyım. Bu kadar genç insanı bir arada görünce nasıl bir mesaj vermeliyim? Bir taraftan onu düşünüyorum hocamı dinlediğim zaman saatinde. Ben esasında Konya doğumluyum ama nüfus kağıdım da Sakarya yazıyor. Annem de babam da buralı. Bundan dolayı da ayrıca bir onur duyuyorum sizlerle beraber olmakta. Programa geçelim mi hocam? Nasıl yapalım? Şimdi bu aile bağı bizim için önemli yani. Sakarya'da anne babanı mı çıkarıyor? Babam rahmetli oldu. Geyre'nin Doğantepe köyünden evet. Babam. Evet. Annem Sapanca Kırkpınar'da.
Kökmen geldim, köprülümden. İç icabı Konya'ya gitmişler, orada doğmuşum. Eğitim hayatım orada ve Ankara'da devam etti. Ram'da benim ilk iş yerim oldu. Çekinmeden söyleyeyim, 28. yılım aynı firmada. Hocamın da bahsettiği gibi Ram o dönemde de daha tabii gündemde olan bir şirketti. İhracatın okulu olarak biliniyordu. Ben de ODTÜ işletme mezunuyum, sizler gibi benzer bölümde okudum. Benim için bir hayaldi dış ticaret. Hayat amacımdı daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Ram'da da işe alındım ve 28 yıldır hiç bıkmadan, usanmadan her gün aynı motivasyonla işe geldim ve hala da devam ediyorum. Bugünle ilgili açıkçası soru cevap şeklinde geçecek diye çok fazla bir hazırlığım yok ama bunu bir fırsat bileyim. Sakarya Üniversitesi Ram'ın daha önce gelmediği bir üniversite. Koç Holding'in de geldiğini zannetmiyorum ama burada Koç Holding'in, Koç Grubu'nun pek çok şirketinin üretimi var. Bunu bir fırsat bilelim. Koç Holding'in şemsiyesinin altında 110 tane firma var. Ram dış ticaret de bunlardan bir tanesi. Ram'ı tüm topluluğun akıncı beyi olarak nitelendirebiliriz. Yeni pazarlarda grup şirketlerine önderlik etmiş bir şirket. Ama son 20 yılda ağırlıklı olarak bizim ihracatımıza baktığımız zaman bunun içinde Koç Grubu ürünlerinin yanı sıra çoğunluk Türkiye'deki KOBİ dediğimiz küçük ölçekli işletmelerin ürünlerinin ihracatına ağırlık vermiş durumdayız. Pek çok proje takip ediyoruz yurt dışında. Hayat gittikçe zorlaşıyor. Hepimiz için zorlaşıyor. Dünya piyasalarında mal satmak 20-30 yıl önceki kadar kolay değil. Ama ülke sevgimiz, vatan aşkımız bize her türlü zorluğu aşma gücünü veriyor. Bunun hala devam ediyor olması da benim haklı bir gururum. Bugün için sizlerle paylaşmak istediğim pek çok konu var ama soru cevap şeklinde gidelim. Arkadaşların da vaktinden almayayım. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet, merhaba, günaydın arkadaşlar. Ben İzmit'te yaşıyorum. Aslında Samsunluyum ama size çok yakınım. 30 yıldır, 30 yılı geçtiğimiz sürede Korsa Global'da çalışıyorum. 1986'dan bu yana. Uzun bir süreç tabii ki. Ben önce birazcık şirketim hakkında bilgi vermek istiyorum. Korsa Global'i gerçekten içinde bulunduğu sektör ve verdiği hizmet açısından toplumda, Türkiye'de de tanıdığı belki direkt tüketiciye hizmet veren şirketler kadar tanınıyor olabilir ama Sakarya veya İzmit bölgesinin bu konuda daha duyarlı olduğunu hocamızın da söylediği gibi biliyorum. Korsa Global, Sabancı Holding içerisinde, Sanayi İş Grubu içerisinde yer alan üretim sektöründe olan bir şirketimiz. 1973 yılında bağımsız bir konvertör olarak kurulmuş bir şirket aslında. Bunun altını biraz çizmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bizim içinde olduğumuz ve hizmet verdiğimiz lastik sektörü, ana sektörümüz. Lastik sektörün geçmişinde Cortez üretimi lastikçilerin kendi teknolojileriyle geliştikleri ve kendi işlerinde var olan bir üretim aslında. Sabancı Grubu 1970'li yılların başında çok büyük bir cesaretle sadece bir kaplama teknolojisini dışarıdan satın almak şekliyle bu işe giriyor ve cesur olarak dünyada ilk bağımsız konvertör olarak işe giren bir firma bu sektör içerisinde. Yaklaşık 43 yıllık süreç içerisinde Cortez'a bağımsız bir konvertör olmaktan ve 5000 tonluk bir kapasiteyle işe başlamasından bugüne baktığımızda şu anda aslında 5 kıtada Asya Pasifik'ten başlarsak Endonezya ve Tayland'da EMEA bölgesi olarak Türkiye ana merkez olmak üzere diğer taraftan Kuzey Amerika'da iki tane fabrikamızın ve Güney Amerika'da da Brezilya'da üretim fabrikamızın olduğu dünyadaki bütün lastik sektörüne şu anda aklınıza gelebilecek her lastik firması bizim müşteri portföyümüz içerisinde var olan firmalar. Ve kort bezi üretiminde de baktığımızda iki tane ana temel malzeme var aslında ağırlıklı olarak kullanılan. Çok fazla değişken malzemeler var ama onlar daha niş product ürünler için kullanılan malzemeler. Polyester ve mayon 66 olarak tanımladığımız ham maddeler var kort bezi üretiminde. Mayon 66 üretiminde dünyada pazar lideri Cortez'a. Yani dünya pazarının %34'lük bir kısmını kapasitesine ve üretimine sahip olan bir şirket. Polyesterde ise yarattığı katma değer açısından baktığımızda dünyada ikinci sırada ama kapasite olarak baktığımızda üçüncü sırada olan
bir kort bezi üreticisiyim. Kort bezi nedir? Hocamın söylediği gibi 20 yıl sürdü. Ben çok basit bir şekilde size paylaşayım. İnsan vücudunda iskeletin yaptığı iş neyse aslında kort bezinin de lastikle yaptığı şey bundan çok farklı değil. Yani lastiği ayakta tutan, ona dayanımı ve mukavemeti veren kort bezidir lastik içerisinde. Her bir lastikte de aslında kullanım miktarı da o kadar çok fazla değil. Lastiğin tipine bağlı olarak 150 gramla 400 gram arasında değişiyor. Lastik başına baktığımız zaman tüketim miktarı. Ama dünyadaki tüketilen lastik miktarını üste koyduğumuz zaman da tabii çok büyük rakamlara ulaşabiliyoruz. Corsair Global'in toplam bütün tesislerindeki kapasitesine baktığımız zaman yıllık satışımız aşağı yaklaşık olarak bizim 160-170 bin ton civarında. Tonaj olarak çok büyük değerler ifade ediyor ama tabii ki bugün oturumda birlikte olduğumuz özellikle mücevher sektör içerisine baktığımız zaman değer olarak aynı değerde değil ama tabii dünya pazarı içerisine baktığımızda da belki de Türkiye'nin dünyada lider konumunda olan sektör bazı baktığımızdaki ülke önemli şirketlerinden bir tanesi olduğunu için söyleyebilirim. Detaylara daha sonra girebiliriz herhalde sanıyorum. Şimdilik şirket tanıtımını da burada bırakabiliriz. Teşekkür ederim. Evet, Zenfur'dan buyurun. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle davet için şirket olarak çok teşekkür ediyorum. Koç Holding ve Sabancı Holding'in yanında oturmakta bizim gibi garip bir şirket açısından da çok değerli. Biz Zeynep Hanım'ın az önce anlatmış olduğu araçlardan bir tane TOFAŞ'ın üretmiş olduğu aracın bagajını dolduruyoruz sadece bir yıllık ihracatımızda. Ali Bey'in de az önce ifade ettiği gibi tonajlar değil ama küçük bir miktarda pahada yüksek, yük de hafif diyelim. Türkiye ihracatının aslında yönelmesi gereken süreç olduğunu da görüyoruz. Yük de hafif, pahada yüksek değerler üretmek tabii bizim şansımız yaptığımız işten kaynaklanıyor. Zenfur Hamza 2000 yılında kuruldu. 16 yıllık bir şirket. Bu 16 yıllık süreç içerisinde 7 yıldır ihracat şampiyonluğunu kutluyoruz. Bu sene 8.si olacak inşallah. Türkiye'deki mücevher üretiminin %50'sini firma olarak gerçekleştiriyoruz. Diğer ekiplerimizde geri kalan %50'yi gerçekleştiriyorlar. Türkiye'de 60 tane mağazamızda faaliyet gösteriyoruz. 5 tane yurt dışında mağazamızda toplamda 60 mağaza. Herkes Adapazarı, İzmit bir yakınlık, bir bağ kurmak kurdu. Ben de bizim de bir bağımızda, nasıl bağımızda? Anadolu'daki ilk mağazamızı Adapazarı'nda, yine Adapazarı'nın çok değerli ailesi, Serbestler ailesiyle beraber açtık. Biz de böylelikle ucundan bir pay alalım istedim bu konuyla ilgili olarak. Avrupa'nın en büyük üretim kapasitesi Zenfur'da. 16 yılda Avrupa'nın en büyük üretim kapasitesini hayata geçirdik. Yılda 150 bin adet mücevher üretiyoruz. Sosyal sorumluluk projesi olarak da dünyada National Geographic'in lisanslı tek mücevher üreticisiyiz. Aynı zamanda da Dünya Pırlanta İmparatoru, dünyadaki pırlantaların %80'ini madenlerden çıkartan ve yaklaşık %90'ını da pazarlayan De Beers grubunun Türkiye'deki tek temsilcisiyiz. Dünyanın en iyi pırlantası olan Forever Mark'ları Türk tüketicisi oluşturuyoruz. Yurt dışında Dubai, Amsterdam, New York ve Düsseldorf'taki ofislerimizle hizmet veriyoruz. Bu şekilde de ihracatımızı orada genişletmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Müsaadenizle ben birkaç soru yönelik düşünme, soru olarak algılamayı sohbet konusu diye söylemiş olayım. Ben öyle algılamayı içerdim. Tabi burada Koç'la Sabancı'yı yan yana oturtmuş oluyoruz. Yani hep bazı alanlarda rekabet ediyorsunuz. Ama Türkiye'nin de iki en önemli kuruluşusunuz ve onların önemli kuruluşlarından, alt kuruluşlarındansınız. Bir kere onun için de teşekkür ediyoruz size. Türkiye'ye ekmek sağladığınız için, mücadelede katkıda bulunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Burada videolar gösterdik ama nihai tüketiciye bir satışımız yok. Yani buradaki öğrenciye pırlanta satamayız.
ya da portföyü satamayız herhalde. Bizim böyle bir şeyimiz yok. O yüzden böyle bir kaygımız da olmadı. Ben Can'dan başlayayım. Birkaç Zeynep Hanım'a soru sormak üzere. Bir kere Canan duruyor. Konuşmacımın Canan mıydı? Evet. Canan'dı. Canan RAM'ı RAM olarak okudu. Değil mi? Çünkü biz onu RAM olarak biliyoruz. O bilgisayardaki RAM ama RAM RAM öyle mi? Aynen öyle. Çünkü RAM'ın da bir kelime anlamı var. RAM esasında koçun İngilizcesi. Evet. Dolayısıyla Behti Bey şirketi kurarken böyle bir ismi tercih etmiş. Biz RAM diyoruz. Yurt dışındaki uzantılarımız mesela RAM, kurduğumuz RAM store'lara biz yine alışkanlıktan RAM store diyoruz. Ama bugün Tofaş Egea'yı üretiyor ve Amerika'ya satarken RAM diye satıyor. Böyle ince nüanslar var. Esasında benim bildiğim RAM aynı zamanda koçbaşı anlamına da geliyor, evet. Değil mi? Yani sizin simgeniz koç olduğu için koçbaşı, bu da bir anlam var sanki, değil mi? Evet. Yani böyle kaleyi zorlayan koçbaşları gibi, yani böyle zor girilen yerlere girilen bir özel olarak seçilmiş bir ifade gibi gösteriyor. Evet. Tabii Türkiye'nin ihracat okulu dedim ben burada, yani Türkiye'nin hangi tanınmış firmasına gitsem mutlaka RAM'dan geçmiş bir yönetici görüyorum. Yani iyi firmalarda, tanınmış firmalarda. Bu birkaç tanesini de söylemiş olayım. Mesela Ünal Baysal var. Evet. Galatasaray'ın eski başkanıyız zannedip, değil mi? O da RAM dış ticaret şirketinde ihracat koordinatörü görev yapmış. Sonra rahmetli Mustafa Koç da, Allah rahmet eylesin, evet. RAM dış ticarette satış müdürlüğü ve satış genel müdür yardımcısı görevlerini üstlenmiş. Yani o RAM'dan sadece dışarıdakiler değil de aileden de bir geçiş gibi olmuş. Aynı zamanda benim yaklaşık belki de 10 sene önce konferansa çağırdığım Mehmet Emin Karagül de vardı. Tanır mısın bilmiyorum. Yok. O da RAM dış ticarette satış koordinatörü olarak görev yapmıştı. Hatta onun 70 sent uğruna diye bir kitabı var. Ben öğrencilerime tavsiye ediyorum. Yani o bir şey esasında. 70 sente muhtaç olduğumuzun ifade edildiği dönemlerde ihracat çabasını gösteriyor. Kendisinde böyle bir kitabı var, o dönem dış ticarette çalışmış. Hatta bir firmaya sizi buraya davet etmek için tanıyor musunuz diye sorduğumuzda firmadan 3 kişi biz oradan geçtik diye söylediler. Bizden de çok memnun olduk oradan. O yüzden orası hakikaten bir okul, çok önemli bir yeri var. Bir de siz uzun süredir orada çalışıyorsunuz. 28 yıl. O zaman ben şöyle sormuş olayım size. Yani 28 yıldır Türkiye'deki ihracatın dönüşümünü en yakın gözlemleyenlerden birisiniz belki. Yani o ürün portföyü, pazarlar, ürün çeşitlendirmesi, müşterilerle ilişkiler, dünyada değişen rüzgarlar vesaire gibi. Ben size genel olarak sorsam, yani o 28 yılda Türkiye'nin ihracatında veya global de anlamda da bunu alabilirsiniz. Dönüşüm nasıl oldu sizin gözünüzde? Ve RAM da buna uyumlu olarak nasıl dönüştü desem? Tabii çok uzun cevap gerektiren bir şey ama şöyle söyleyeyim size. Ben ODTÜ'yü bitirdim. RAM'da işe ilk başladığımda tabii sanayi ürünleri ihracatımız da vardı ama Türkiye genelde tarım ürünleri ihracatı yapan bir ülke konumundaydı. Bugün olay tamamen farklı bir yere geldi. Teknoloji üreten ve bunu ihraç eden bir ülke konumundayız. Bir defa bu çok önemli bir şey. Endüstri 4.0 diye yeni bir akım var. Bunu da yakalamaya çalışıyoruz. Yani önümüzdeki 10 sene demiyorum, 3 sene sonra bugün konuştuğumuz koşullardan bambaşka koşullarda ihracatlar yapılacak. İhracat yapılan ülkeler olarak baktığınızda Türkiye'nin çevresindeki ülkelere odaklanmış bir Türkiye ihracatı varken bugün dünyanın her tarafına mal ihraç eden ülke konumundayız. Eğitim kalitesi olarak böyle okullarda ihracatın dış ticaretin öğretildiği okullar yokken bugün Sakarya'da ve Türkiye'nin pek çok yerinde sizin gibi benzer eğitim yapan okullar var. Yaşadığımız olumlu değişikliklerin yanında çok olumsuz değişiklikler de yaşıyoruz. Yani son dönemde özellikle ülkemizin başına gelmeyen kalmamasına rağmen hala bu ülkenin ekonomisi ayakta. Ve bunun da tabii ki ülke sevgisi, ülke aşkı hepsi bir tarafa, büyük bir kısmını ihracata borçluyuz. Her şey değişiyor. Değişmeyen tek şey Türkiye'nin endüstrisini, sanayisini geliştirmek zorunda olması. Şu an aklıma gelenler bunlar. 1970'lerde RAM zannediyorum faaliyete başlamıştık. Evet. Uzun süre tarım ürünleri ihracatıyla ve temel böyle sanayi ürünleri ihracatıyla başlamış. Bir de işbirlikleri de olmuş zannediyorum. Şimdi sizin geldiğiniz noktada uluslararası organizasyonlar var. RAM Pasifik
var galiba. Pasifik'ten çıktık. Şu anda Amerika'da bir şirketimiz var. Şöyle söyleyeyim, yani ihracat tabii Koç grubunda 15 sene öncesine kadar tamamıyla RAM'ın üstünden yürüyen bir yapıydı. Ve RAM'ın tüm dünyada ehliyet dediğimiz şirketleri ve ofisleri var. 15-20 sene kadar önce bu merkezi operasyon sistemi bir tarafa bırakıldı. Şirketlerin hepsi kendi ihracatlarını yapar konuma geldiler. Neydi oradaki şey? İşte RAM'ın hani Akıncı Bey'i olarak dediğim, atıyorum, Azerbaycan'a gidiyor, ihracata başlıyor. Orada arçelik için bir dağıtım ağını kuruyor ve çekiliyor. Ondan sonrasını üretici firma kendi götürmeye başlıyor. Dolayısıyla son 15 senede biz de kendi içimizde bu sebepten dolayı Koç grubu ürünlerinin dışında diğer ürünlerin ihracatına da ağırlık verdik ve böylelikle pek çok yeni üretici ve yeni pazarla karşılaştık. Sizin bahsettiğiniz mesela Birleşmiş Milletler'de bunun bir örneğidir. Biz her sene bütçe zamanında bu sene ne iş yapacağımızı konuştuğumuz zaman, dediğim gibi yani bizim portföyümüzün çok limitli bir kısmı esasında Koç grubu ürünleri. Türkiye çapında hatta dünya çapında arayışlar yapıyoruz. Birleşmiş Milletler ihracatları da bunun bir uzantısı olarak ortaya çıktı. Tabii maalesef ki bölgedeki gelişmelerden dolayı Türkiye bir hap durumunda bu bölgelere mal sevk etmek ve ihracat yapmak adına. Bugün Gaziantep'te, Hatay'da, İstanbul'da, Mersin'de çeşitli paketleme operasyonlarımızla, hani pırlantanın yanında lafı geçmez ama çocuk bezinden, çocuk mamasına kadar, pirinçten, tuzdan oluşan çok çeşitli kitler hazırlıyoruz. Ve bunları ağırlıklı olarak bölge ülkelerimize, Afrika'ya ve Orta Asya ülkelerine ihraç ediyoruz. Evet, son tekrar Ali Bey, şimdi tabii bu çok iddialı bir ifade burada. Koç'un yanında şöyle diyorsunuz: küresel büyüme vizyonuna sahip tek Türk şirketi olduğunu söylüyorsunuz. Burası da meydan, buyurun. Koç burada, öğrenciler burada. Küresel büyüme vizyonuna sahip tek Türk şirketi siz misiniz? Şu andaki resim onu gösteriyor ama ben şunu da biliyorum. Ben 3 yıl Endonezya'da görev yaptım. Şirketimizin oradaki tesislerinin başında yönetici olarak bulundum. 2010 yılından 2013 yıl ortasına kadar. O dönemde Arçelik'ten çok dostlarımızla, arkadaşlarımızla da bir araya geldik. Yani biz Türkiye'de tabii şöyle bir algı var, hani iki büyük grup, ama biz sonuçta bu ülke için izlete yaratmaya, katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Ben ona inanıyorum. Tabii ki benzer sektörlerin içerisinde de bulunuyoruz, farklı sektörler, ama Korsa Global gerçekten şu anda global bir üretim ağı içerisinde, network içerisinde, global müşterilere ulaşabilen yapı içerisinde düşünüldüğünde Türkiye'nin bu konuda iddialı olan bir şirketi, tek şirketi. Çünkü bizim sektörümüzde birazcık hani bu yapıya nasıl geldiğimizin cevabı da olacaktır diye düşünüyorum burada. Lastik sektörüne bugün baktığımızda farklı grupta segment olan müşterilerimiz var. Daha bölgesel ya da küçük üreticiler var. Bunlar bölgesel ya da ülkesel kalıyor, domestik kalıyor. Türkiye'de bugün baktığımız zaman işte Petbas gibi bir şirketimiz, lokal bir şirketimiz, ama Petbas da bugün Türkiye'de sadece iç piyasa için üretim yapan bir şirket değil. Aynı zamanda bu bölge içerisinde de ciddi bir ihracatçı konumuna gelmiş durumda. Ama biz müşteri portföyümüzde Michelin, Bridgestone, Goodyear, Sumitomo, Pirelli, Continental, Uncle, Kumho, Nexen, yani sayabileceği bütün lastikleri sayabiliriz. Bütün bunlar bizim müşterilerimiz. Dolayısıyla bu müşterilerin büyük bir çoğunluğu, özellikle büyük altı diye tanımladığımız ilk altı sırada saydığımız şirketler dünyanın her yerinde varlar. Yani merkezlerin nerede olduğu önemli değil. Ama üretim üssü olarak ve satış ağı olarak da dünyanın her yerinde var olan şirketler bunlar. Ve bizim de büyüme stratejimizde müşteriye yakın olma stratejisi yani ağırlık kazandığı için, çünkü bizim yine iş modeli olarak iki alternatifimiz vardı. Ya merkezi bir noktada üretim üssü kurup dağıtım sistemimizi geliştirip orada o şekilde müşterilerimize hizmet verecektik, ya da müşterilerimize yakın olup onlara her türlü hizmeti bir fark yaratarak vermeyi nasıl başaracağımız tarafı vardı. Bu ağırlık aslında ikimiz taraf. Ve o şekilde de bir yapılanma oluştu. Bu da bizi gerçekten küresel bir şirket pozisyonuna taşımış oldu. Bundan çok memnunum, çünkü Türkiye'nin küresel şirket çıkarma konusunda biraz sıkıntısı var. Evet. Yani büyük şirketlerimiz var ama çoğu küreselleşemiyor bu anlamda, ya da markalaşamıyorlar. Evet. Teşekkür ederim.
Yiğit Bey, size şöyle bir soru yöneltmiş oldum. Esasında bir haberin sorusu. Esasında bu Umut Hocamızın konusu, sosyal ağlarla ilgili. Haziran 2016 raporuna göre diyor, Türkiye'de tüm sosyal medya kanallarını en aktif şekilde kullanan markalar arasında en başarılısı Zen kullanmış. Evet, son 4 ayda sanırım 3 ay en iyi kullananlık, bir ayda ikinci oldu. Sosyal medya baktığınız zaman sosyal dünya çok önemli. Az önce Facebook'la ilgili bir şey sormuştunuz. Türkiye'nin Facebook'a katkısı ne diye. Facebook'u Türkiye dünyada en fazla kullanan üçüncü ülke. En fazla etkileşim aldığı üçüncü ülke. Biz geleceğin sosyal medyada olduğunu ve buraya yatırım yapılması gerektiğine inandık. İletişimi de televizyonun dışında sosyal medyaya kaydırdık. Instagram, Facebook, diğer sosyal medya, Twitter gibi mecralarda çok aktif olarak yer alıyoruz. Şirketimizi, ürünlerimizi orada iyi anlatıyoruz. Kampanyalarımızdan haberdar ediyoruz. Bunu sadece şirket bünyesi içerisinde değil, hem şirket bünyesi içerisinde profesyonel bir grubumuz var. Hem de dışarıdan almış olduğunuz Türkiye'nin çok başarılı bir sosyal medya grubuyla çalışıyoruz. Başarı doğru iş ortaklarıyla çalışmaktan geçiyor aslında. Yani bir işi yapmış olmak için değil de her zaman felsefemiz bir işi en iyi nasıl yaparız mantığıyla yola çıkıyoruz. Yani bu ne olursa olsun bu aşağıdaki depo ücretinden tutun da tüketiciye ulaştırdığımız mücevherlerimize kadar. Dolayısıyla bu işin en iyisi Türkiye'de kimse onlarla beraber çalışıyoruz. Dışarıdan destekler alıyoruz. Çünkü tek başınıza kendi içinizde yapacağınız atacağınız adımlar yeterli olmayabilir. Dolayısıyla her şey profesyoneliyle çalışmak başarıyı getiriyor aslında. Yani sizin arkanızdan BMW ikinci en fazla kullanılmış, üçüncü de Samsung gözüküyor. Yani sanki sosyal medya kanallarının en çok böyle lüks tüketim ya da lüks mallar üzerinden de kullanıldığı ortaya çıkıyor. Biraz öyle gözüküyor. Onları biz de takip ediyoruz. Evet. BMW arkamızda, bir ara Mercedes de arkamızdaydı. Evet. Tabii Ziraat Bankası da var orada baktığınız zaman. Tam listeyi şimdi hatırlayamıyorum ama böyle enteresan. Acaba Ziraat Bankası kökünü takip ediyor diye düşünebiliyor insanlar. Evet. Ama demek ki onlar da etkin kullanıyorlar. Evet. Tabii ki hayatımız oraya gidecek. Yani bugün hepimiz televizyonların karşısında değilsek, eskisi gibi değil, özellikle Y kuşağın televizyonlardan uzaklaştığını görüyoruz. Onlar farklı bir dünyada. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceğini onlar yönlendirecekler. Biz de Türkiye'nin geleceğine onlarla yardım etmek istiyoruz. Sosyal medya olmazsa olmaz. Evet, çok. Bir numaralı mecramız şu anda. Peki. İnternet üzerinden satışlarımız da oldukça yoğun. Bir internet sitesi yaklaşık 4-5 mağaza kadar ticaret oluşturuyor. Dolayısıyla orada muhteşem bir dünya var. Peki, teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Şimdi ticaretçi deyince bizim hep gözümüzde elinde çanta, uçağa biner, Irak'a gider, İran'a gider. Böyle bir profil vardı. Biz de bu konuda, bu jenerasyonun ürünleriyiz. 2008 yılında biz tarihimizin en büyük kontratını internetten bulduğumuz bir işler yaptık. Çok da büyük kazanımları oldu bize. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın petrol alım ihalesine rastladık. Hiç bilmediğimiz bir işti petrol. Yani bizim grubumuzda Tüpraş gibi bir şirket var ama RAM grubun bütün şirketlerin yaptığı işlerin derinlemesine bu işlere vakıf değil. Nasıl yapıldığını da bilen kimse yoktu. Ama dediğim gibi 2008 yılında aldığımız bu kontrat tarihimizin senelik bazda 250-300 milyon dolar arasında değişen bir hacimde iş imkanı yarattı bize. Bana çok enteresan geldi. Yani tamamen bir hani bunu biz yaptık. Tabii bizim mali finansal güçlerimiz var ama hani buradaki topluluktaki arkadaşların hepsi içinde bir umut ışığı olması açısından söylüyorum. Hani büyük şirketler var. Bizler bu pozisyonlara, buralara nasıl geleceğiz diye hiçbir zaman düşünmeyin. Dünya artık gerçekten çok küçük. İnteresan diyorduk yani. Büyük bir şirketsiniz.
ama internetten müşteri biliyorsunuz ve petrol üzerinde bir anlaşmaya imza atıyor. Evet, sürekli yani şu an sürdürülebilirlik de çok önemli bir şey hayatlarımızda. 8 sene boyunca da devam etti bu kontrat. Ve her sene bu dediği miktarlar aynı şekilde rote edildi. Şimdi herkes internete gidip petrol satan alan var mı diye bakacak mutlaka ama tabii arkasında bir gücünüzün de olması gerekiyor bunlar. Derhal katılıyor. Hadi bekler, tekrar size döndük. Bazen öğrencilerin ne yapıyorum soru sorarken sıradaki bekliyor, onu sormuyor, başkasından soruyor. Şey olsun diye şaşırma. Şimdi burada sizin birleşme satın almalarınız var. Yani önemli miktarda. Ben hala küresel büyüme vizyonuna sahip olduğum için onun üzerinden gidiyorum. Bir açığımız olabilir mi diye sormaya çalışıyorum ama belki çıkmayacak. Bu Birleşmiş Milletler'in alma kararları nasıl oluyor, nasıl alıyorsun bu kararları? Şimdi yani örneklerle belki, ya verebiliyorsanız örneklerle. Geçmişte daha farklı gelişen durumlarda oluştu ama bugün daha çok daha farklı stratejilerle ilerliyoruz orada. 90'lı yıllar, 80'li yılların ikinci yarısı, 90'lı yılın başında aslında Sabancı grubunun birazcık daha öyle gerçekten dış alışım açılım stratejilerinin çok güçlü olduğu dönem, rahmetli Salk Bey'in o dönemlerinde ve çok hızlı dünyada sektörleri içerisinde lider pozisyonda olan şirketler olan venture'lar oluştuğu bir dönem. Korsan'ın büyümesinde etken madde olanlardan bir tanesi de DuPont'la olan ortaklık ilişkileri. Yani şu anda İzmir'deki fabrikamız aslında geçmişte baktığımızda 3 tane ayrı şirketin birleşimi konumunda. Evet, eski Korsan 1973'te kuruldu ama daha sonra 1987'de kurulan bir DuSa var, DuPont Joint Venture. Daha sonra KOHA geçen, KOHA ailesine ama başlangıçta KOSA ve HÖKS teknolojisiyle kurulmuş bir polyester tesisi. Bunlar her biri daha sonra birleşerek tek bir noktaya geldi. İşte birleşme stratejilerinde. Bir taraftaki itici güç, bu dönemlerdeki yapılan yüksek teknoloji sahibi ve sektörlerinde lider olan ortaklıkların daha sonra o sektör içerisinde Sabancı vizyonunda Korsan'ın büyüme stratejilerine uygun olduğu ortaya çıktığı için de biz büyümenin bir kısmını dinamizm oradan kullandık bir taraftan. Diğer taraftan da biraz önce bahsetmiş olduğum global bir pazar içerisinde global müşterilere hizmet verebilmenin stratejisindeki bölgesel olmak yerine bütün global bölgeler içerisinde biz ne gibi fırsatlar yaratabiliriz bakış açısıyla o stratejiyi öne koyduğumuz için de onunla bağlı olarak biz uygun olan Amerika kıtası dışındaki kalanlarda Güney Amerika'da yine tutan bağlantılı ama o bölgede Brezilya ekonomisi kapalı bir ekonomidir. Yani Brezilya gerçekten şu anda bir gelişen büyüyen enerji country ama dışarıdan gelen ürünlere karşı ciddi gümrük duvarlarının uygulandığı ülkelerden bir tanesiyle. Dolayısıyla orada dışarıdan Türkiye'den besleme yaparak rekabet edebilmek çok kolay bir şey değil. Lokal bir üretici olarak, oradan üretim yaparak o pazarı kontrol altında tutabilmek ve oradaki müşterileri destekleyebilmek çok daha önemli bir noktaya geliyor. Dolayısıyla bütün bölgesel anlamda farklı stratejiler farklı edilerek yapıldı bunlar. Asya Pasifik tarafına geldiğimizde özellikle 2000 yıllardan sonra biliyoruz ki dünyada hızlı büyüyen pazar Asya tarafı. Özellikle Çin ve Çin'e bağlı olarak ASEAN ülkeleri. Bu bölge içerisinde yeniden biz konumlanmak ve oradaki rekabet içerisinde de güçlük alabilmek adına baktığımızda da o bölgede yeni sıfırdan greenfield bir yatırım yapabilmek bu sektör için çok kolay bir iş değil. Ama var olan ve teknolojisini bildiğimiz firmalarla nasıl işbirliklerine gidebiliriz diye baktığımızda da Endonezya ve Tayland yatırımımız da bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Orada hala bizim lokal ortaklarımız da var. Yani Endonezya ve Tayland tesislerimiz %100 Korsa'ya ait değil. Endonezya'da alkaşlı bir şirketiz. %8'i borsada işlem görüyor, Jakarta borsasında işlem görüyor. Ama %30'luk da bir lokal ortağımız var. Tayland'daki fabrikamız ise Endonezya fabrikası. Tayland'ın en büyük istihdarı ama Tayland'da da bir lokal farkımız var. Bu bize artı değer de getiriyor. Çünkü bilmediğiniz bir pazara gittiğimizde oradaki özellikle mevzuat ve uygulamalara yönelik olarak sizin hayatınızı kolaylaştırabilecek artılar da yaratılıyor bunlar. Biz bu anlamda biraz da bunu da kullanmış olduk o pazarlardaki ortaklıklı ilişkileriyle bu işi yönetmekte. Birazcık böyle kompozit bir strüktürü var Korsan'ın açıdan baktığımızda. Türkiye'den baktığımızda tabii ki %71'i Sabancı Holding'e ait ama %29'a yakında halka açık. Şu anda borsada, İstanbul borsasında halka açıklık oranı sanayi şirketi olarak en büyük olan şirketlerden bir tanesi. Evet. Burada tabii
RAM'da önemli yöneticiler geçtilerken yanlış hatırlamıyorsam Güler Sabancı da şeyde Koksa'da uzun süre yöneticiydi. Genel müdürlüğümüzdü. Uzun süre genel müdürlüğümüzdü. Ben işe girdiğim yıllarda da Güler Hanım genel müdürlüğümüzdü. Yani, daha sonra grup başkanımız oldu. Daha sonra holdingde bu pozisyona geçti. Evet, yani orası da bir okul gibi sanki Sabancı'nın, değil mi? Oradan geçmesi gibi Güler Hanım da oradan geçmişti o. Burada belki bir şey daha vurgulamak lazım hocam. Siz bu konuyu açtığınız için girmek bir fayda var. Kentsa grubu, Kabancı Hoca'nın özellikle Dirisa ve Kortsa olarak baktığımızda, Eskilansa ve Kortsa diğer tarafta önemli bir misyon olarak da üstlendiği, belki bunu bu sene bu dönemde artık devretti diye bakıyoruz ama biz hala ciddi bir şekilde bu işin içinde var oluyoruz. Türkiye kalite hareketinin başlangıç noktasının olduğu yerdir aslında taraftan baktığımız zaman. Yani o dönemde işte Türkiye kalite ödülü, TÜSİAD Kaliler tarafından böyle günlerin... Sabancı fotoğraflarını hatırlıyorum. Evet, hem Dirisa hem Kortsa bu gerçekten o açıdan da kendisinden böyle bir özelliği var. Yiğit Bey size, biraz bekliyorsam size şöyle bir iki istatistik toplu mesela bir De Beers'a parmak ısıtmışsınız. Latin Dependency of Event De Beers'in yanlış okumları. De Beers. Parmak ısıtmışsınız, emin misin? Güzel işin tutulması. Yani bir marka satıyorsunuz, sonra vermek. Bunu satıyorsunuz. Ve şöyle demişsiniz, biz 7000 taş sattık. Forever markı 10 yılda gelecek bomba 1 yılda taşıdı. De Beers markası olarak. Türkiye'nin her tarafında markaya büyük ilgi olduğunu söylemiş. En güzel iş. En yüksek satışı Diyarbakır bayilerinin yaptığını anlatmış. Yani şimdi bu bağlamda, yani Diyarbakır bağlamında yerel olarak veya uluslararası bazda tüketici davranışlarının farklılaşan yönleriyle ilgili örnekler söyleyeyim. Neden Diyarbakır'da çok fazla satış var? Veya sattığınız yerlerle alakalı şurada bir ekleme de yapın. Mesela mücevherat ihracatçıları birliğinin rakamlarına bakın. 2016 Ekim itibariyle en çok satış yapılan yerler Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Irak gözüküyor. Sizin de pazarınız aynı bilmiyorum ama bu genel benzer pazarlar var. Yani neden bu pazarlar, neden Diyarbakır ve farklılaşan tüketici davranışları neler, örneklerle bize özel bir sektörden bahsediyoruz. Türkiye ürün pazarı yeni gelişiyor. Henüz Türkiye'deki tüketici işin çok başlangıcında. Daha tek taşı olmayan binlerce kadın var, milyonlarca kadın var. Çok üzülüyorsun buna, tek taşı olmayan kadınlar olmaz. Buna çok üzülüyoruz. Evet, arkadaşlar, şey tek taş olmadan asla evlenmeyin, kabul etmeyin. Az önce bahsettim, yeni kuşak neden daha farklı diye. Türkiye geleneksel olarak baktığınız zaman kuyumcudur. Ailemizin kuyumcusu, akrabalarımızın kuyumcusu gibi kuyum almak istediğiniz zaman bile sorarsınız. Tanıdığın birisi var mı? Ayşe seni şuraya evlendir. Yıllarca bilezik alınmış, yıllarca altın ürünleri alınmış. Baktığınız zaman bilezik ve altın ürünler aslında kadının takısı değil, evin takısı. Yani yarın bir ihtiyaç halinde bir araba alınacaksa, bir ev alınacaksa bunlar bozuluyor. Ve dolayısıyla kadının sahip olmadığı bir değer haline geliyor, evin değeri haline geliyor. Halbuki pırlanta da öyle değil. Pırlanta kadının sahip olduğu bir değer. Yani tek taşını hiçbir zaman parmağından gerçekten acil, emergency bir durum yok ise alıp bozdurmaz kadın. Dolayısıyla tüketici de yavaş yavaş bunu anladığı için eğilimlerini de pırlantadan yana kullanmaya başladı. Gelin Forever Mark konusuna. Forever Mark, De Beers grubu, konuşmamın başlangıcında da ifade ettiğim gibi dünyadaki pırlantanın %80-%90'ını pazarlıyor. Tabii madenlerden çeşitli renklerde pırlantalar çıkıyor. Bunların içerisinde de çok değerli ve en iyileri çıkıyor. Bunları ayırıp diyor ki bunlar dünyanın en iyi pırlantaları. Yani buradan çıkan, bütün madenlerden çıkan pırlantaların ancak %1'i Forever Mark markasıyla mühürlenebiliyor. Forever Mark pırlanta markasıdır. Bizler olarak mücevher markasıdır. Yani taşın markasıdır Forever Mark. Türkiye'de bir araştırma yapıyorlar. Sonra bize geliyorlar. Diyorlar ki böyle bir marka var.
bunu da Türkiye pazarına sokmak istiyoruz. Biz önce nazlandık. Yabancı bir markayı içimize almak istemedik. Küçük küçük hedefler koyduk. Çok da böyle emin değilim bu işin Türkiye'de nasıl büyümeyeceğiyle alakalı. 1000 adet bir hedef koyduk bir yıl içerisinde. Biz bir yıl içerisinde 7000 adet sattık. Dolayısıyla bu bir başarı hikayesi oldu. Dünyada en iyi büyüyen Forever Mark pazarı Türkiye oldu. Bununla ilgili de Amerika'da diğer dünyadaki lisans sahiplerine bir konuşma yaptık. İşte nasıl satılır, nasıl yapmalısınız falan. Gerçekten özellikle Çin'de 1300 tane mağazası olan Troy Typhok gibi bir grup var. Onlar da Forever Mark satıyorlar. Yaklaşık 600 küsur mağazalarında bunu satıyorlar. Büyük bir ilgiyle dinleyip buradaki know-how'u yani bunu nasıl başardığımızı gerçekten öğrenmek istediler. Biz elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Diyarbakır konusuna gelince, Diyarbakır aslında baktığınız zaman polisiyle, askeriyle perakende açısından önemli bir potansiyel barındıran bir şehir. İki tane alışveriş merkezi var. İkisi de yaklaşık 1,5-2 yıl önce açıldı. Yanlış hatırlamıyorsam tarihleri. Dolayısıyla buradaki perakendecinin markaya olan açlığı var. Ve büyük şehirlerden, farklı şehirlerden Diyarbakır'a gidip orada mecburi hizmetini yapan, işte öğretmenler olsun, askerler olsun, polis olsun, onların tüketimi sayesinde böyle bir Forever Mark konusunda böyle bir rakam ortaya çıktı. Çünkü biz de araştırdık. Dedik ki yani İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler varken nasıl oluyor da Diyarbakır bir anda en yüksek adet bazında rakamları yapıyor. Araştırmalarımızın sonucunda da CRM detaylarında bunları hemen yakaladık. Ama uzun süre devam etti Diyarbakır'ın liderliği. Hatta oradaki bayimiz, biz yayınlıyoruz tabii bütün bayiler arasında, birinci gün, ikinci gün falan. Anadolu'nun vermiş olduğu o duyguyla, ya biri dedi her seferinde birinci yapmayın, ikinci, üçüncü falan yapalım, ben utanıyorum artık şeklinde bir ifade kullanmıştı. Biz de dedik ki utanmaya gerek yok. Başarıyı bağıra bağıra her yerde anlatın, örnek olsun. Herkes aynı şeyi yapmak istesin. Peki, teşekkür ederim. Zeynep Hanım, sizin satış ve pazarlama iş birimimin hizmet verdiği sektörler hala aynı mıdır dinliyorum sizler sitemizden. Enerji, insani yardım, az önce konuştuk, otomotiv, dayanıklı tüketim, gıdaya, sebze meyve, savunma sanayi var. Öne geçen. Hatta savunma sanayinde yanlış bilmiyorsam Sikorsky helikopterlerini de Türkiye'deki ya da tam distribütörü diyelim ya da başka bir bağlantı mı var? Yolu sizden öğrenmiş. Ya da Boeing'de de bir bağlantı. Danışmanlık veriyoruz. Yani Boeing'in sivil uçaklarının Türkiye Cumhuriyetler'deki satışlarına aracılık ediyoruz. Onlara bölge know-how'ımızdan faydalanarak. Satış hakkı sizin üzerinden nasıl? Hayır. Biz sadece onlara bölgeyle ilgili, müşteriyle ilgili danışmanlık veriyoruz. Faturayı onlar kesiyorlar. Sikorsky'le anlaşmamız bitti. Haziran ayında bitti. Türkiye'de de sivil tarafındaki temsilciliği bizdeydi ama helikopter işinden çıkmış oldu. Bunların hepsinin tabii altında yatan sebep dünyada petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüş. Bizim doğal pazarlarımız dediğimiz ve özellikle havacılık alanında faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin tamamı petrol ve doğal gaz ihracatına dayalı ekonomileri olduğu için ve de 2009'lardan bu yana düşen petrol fiyatlarından dolayı bütçe açıklarını bu işlerden istediğimiz yerimi alamadık ve çıktık. Ben onun üzerine bir soru soracağım, tam denk gelmiş olayım. Yani enerjide gelecekte fırsatlar var mı ya da hangi fırsatları görüyorsunuz ya da trend ne yönde? Valla çok bildiğim bir konu değil ama şöyle söyleyeyim. Tüpraş'ın çok büyük bir yatırımı oldu. Bunlar kara mamul dediğimiz üründen daha verimli ürünler almak üzere bir yatırımda bulundular. Hani fosil yakıtlar daha bir müddet böyle gidecek gibi gözüküyor. Çok iktisat sahibi olduğum bir konu değil. Yani Ram'da enerji işlerinde şöyle var. Az önce bahsettiğim gibi hasbelkader değil tabii. Belli bir araştırmanın sonucunda, internette bulduğumuz ihale sonucunda petrol işini geliştirdik biz. Ama elektrik olsun, diğer rüzgar enerjileri gibi konularda bir bilgim yok.
Peki bu Ramstor'lar konusunda? Ramstor'lar şöyle, tabii onlar çok büyük bir vizyon yani. Evet, şu anda yokuz. Ramstor'da sadece isimimiz var. Arkadaşlar burada da markanın önemi ortaya çıkıyor. Bundan 12 sene önce sattığımız bir iş bizim. Ram yok, Migros Koç grubundan çıktı ama hala biz şirket olarak ismimizi kullandığı için Ramstor'un şu anki sahiplerinden hala bir bedel alıyoruz. Çok büyük bir vizyon tabii Ramstor. Yani o dönemlerde 80'ler, 90'lar eşiğinde o dönemin tabii ki Türkiye'nin dış politikasının açılımıyla da Stan dediğimiz bölgelerde Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan Türkiye'nin bu ülkelere açılım politikasındaki devletin yanındaki en büyük kuruluş diyeyim ya da tek destekçi o dönemde Koç grubuydu. Sadece Ramstor'lar yani bugün Türkiye'de bildiğiniz Migros'lar değil, bunun yanında Ramtork'lar, başka Ram uzantılı şirketler, Türkiye'den malı oraya ihraç eden Ram, malı orada ithal eden ve de toptan dağıtımını yapan yine bizim uzantı şirketlerimizdi. Ama bugün bu şirketleri biz devrettik, ya üretici şirketlere devrettik ya da ikinci, üçüncü şanslara satışları yapıyoruz. Yani Ramstor'lar tabii Türkiye'den, Orta Asya'ya giden yatırımlar içerisinde en kalıcı olanlardan oldu. Doğru, evet. Çoğu geçici olarak gitti maalesef ama Ramstor hala çok güçlü orada. Evet. Önemli bir girişim bu. Çok kurumsal yapı devam edince yatırımlar sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Evet. Evet. Peki. Yani şöyle bir noktaya baktığımda, notların arasında da bakmış olayım. Siz Turkuaz'ın sürecindesiniz. Yani evet. Süreci tamamladınız. O tabii son geldiği noktayı bilmiyorum. Kısaca o Turkuaz'ı hakikaten çalışan bir sistem midir? İsterseniz burada kamerayı kapatabiliriz. Böyle bir şey olduğu için. Yani işe yarar bir sistem midir? Yoksa devlet işidir diye tutmak için de yani. Kesin. Tabii ki işe yarayan bir sistem. Sonuçta doğru şekilde kullanıldığı sürece, doğru projeler yapıldığı sürece devletin ortaya koymuş olduğu sonuçta Turkuaz'ı teşvik sistemi olarak görmek gerekiyor. Burada da markalaşma ve markanın tanıtımını, birbirini arttırmaya yönelik aktivitelerin ve projelerin desteklendiği ve genel anlamda da aşağı yukarı 11-12 tane detaylı kalem var. Şimdi hepsini tam hatırlayamıyorum ama o kapsam içerisinde olan projelere verilen bir destek bu. %50'sini devlet hibe ediyor, %50'sini siz karşılıyorsunuz bu projelerle ilgili. Korsanlık olarak biz ilk 5 yıldır, 2010 yılında başlayan bir programdı, Turkuaz programı biliyorsunuz. Bu ilk dönem bitti. 2015'te tamamlandı. Biz 2016 sonrası için yine ikinci dönem içinde, ikinci 5 yıllık destek programında onayı almış durumdayız şu anda Türkiye şirket olarak. Projeler, ona uygun projelerimiz ve yol haritamızı da belirlemiş durumdayız. Düzgün bir şekilde ilerliyor şu anda. Evet. Peki, teşekkür ederim. Yiğit Bey, notların arasında bir şey almışım. Özellikle onu web sitenizden almışım. Acelem var, hangi ürünü hızla gönderebilirsiniz? Tıklayın bak. Bu tabii çok heyecan verici bir şey. Mesela baktım orada ne olabilir? Hanıma hemen gönder desem, bu şimdi Migros'tan bir şey alır gibi nasıl oluyor onu merak ediyorum yani. Acelem var, bana 8590 liralık pırlantayı gönderin, paketleyin falan. Böyle diyebilmeyi çok isterdim yani. Hani böyle. Hemen gönderin bana, paketleyin gibi. Bunun alan var mı böyle hızla? Hızla pırlanta alan var mı yani? Bizim elimizdeki veriler, internetten yapmış olduğumuz ve mağazalardan yapmış olduğumuz satışların verileri var. Dolayısıyla orada hangi ürünlerin çok gittiğini çok kolaylıkla görüyoruz ve bunları kolaylıkla tavsiye edebiliyoruz. Gerçekten bu kadar hızlı alın, alışveriş yapan tüketiciler var. Çünkü bir erkekler gerçekten hediye alma konusunda sıkıntılıyız. Bu işi son dakikaya bırakıyoruz. Ben de dahil olmak üzere eşim de burada. Böyle bir yardıma ihtiyacımız var. Ne almamız gerektiği ile ilgili, ne zaman almamız gerektiği ile ilgili böyle şiddetli bir yardıma ihtiyacımız var. Dolayısıyla bundan yola çıkarak böyle bir bunların tüketimi sayesinde böyle bir forever mark konusunda böyle bir rakam ortaya çıktı. Çünkü biz de araştırdık. Dedik ki yani İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler varken nasıl oluyor da Diyarbakır bir anda en yüksek adet bazında rakamları yapıyor. Araştırmalarımızın sonucunda da CRM detaylarında bunları hemen yakaladık. Ama uzun süre devam etti Diyarbakır'ın liderliği. Hatta oradaki bayimiz, biz yayınlıyoruz tabii bütün bayiler arasında, birinci kim, ikinci kim falan. Anadolu'nun vermiş olduğu o duyguyla
ya beni dedi her seferinde birinci yapmayın, ikinci, üçüncü falan yapmayın, ben utanıyorum artık şeklinde bir ifade kullanmıştı. Biz dedik ki utanmana gerek yok, başarıyı bağıra bağıra her yerde anlatın, örnek olsun, herkes aynı şeyi yapmak istesin. Peki, teşekkür ederim. Sizin satış ve pazarlama iş biriminin hizmet verdiği sektörler hala aynı mıdır bilemiyorum size sitemizden. Enerji, insani yardım, az önce konuştuk, otomatik dayanıklı tüketim, gıdaya, sebzemeyle savunma sanayi var öne geçen. Hatta savunma sanayinde yanlış bilmiyorsam Sikorsky helikopterlerini de Türkiye'deki ya da tam distribütörü diyelim ya da başka bir bağlantı mı var? Yolun sizden öğrenci ya da Boeing'de de bir bağlantı. Danışmanlık veriyoruz. Yani evet. Boeing'in sivil uçaklarının bütün Türkiye Cumhuriyetlerdeki satışlarını artırık ediyoruz. Onlara bölge know-how'umuzdan faydalanarak. Satış hakkı siz, sizin üzerinizden mi? Nasıl? Hayır, biz sadece onlara bölgeyle ilgili, müşteriyle ilgili danışmanlık veriyoruz. Faturayı onlar kesiyorlar. Sikorsky'den anlaşmamız bitti. Haziran ayında bitti. Türkiye'de de sivil tarafındaki temsilciliği bizdeydi ama o helikopter işinden çıkmış oldu. Bunların hepsinin tabii altında yatan sebep dünyada petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüş. Bizim doğal pazarlarımız dediğimiz ve özellikle havacılık alanında faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin tamamı petrol ve doğal gaz ihracatına dayalı ekonomileri olduğu için ve de 2009'lardan bu yana düşen petrol fiyatlarından ilgili bütçe açıklarını bu işlerden istediğimiz verimi alamadık ve çıktık bizden. Ben onun üzerine bir soru soracağım, tam denk gelmiş oldu. Yani enerjide gelecekte fırsatlar var mı? Hangi fırsatları görüyorsunuz ya da trend ne yönde? Valla çok bildiğim bir konu değil ama şöyle söyleyeyim. Tüpraş'ın çok büyük bir yatırımı oldu. Bunlar kara mamul dediğimiz üründen daha verimli ürünler almak üzere bir yatırımda bulundular. Hani fosil yakıtlar daha bir müddet böyle gidecek gibi gözüküyor. Çok iktisat sahibi olduğum bir konu değil. Yani Ram'da enerji işlerinde şöyle var. Az önce bahsettiğim gibi hasbelkader değil tabii. Belli bir araştırmanın sonucunda, internette bulduğumuz ihale sonucunda petrol işini geliştirdik biz. Ama elektrik olsun, diğer rüzgar enerjileri gibi konularda bir bilgi yok. Anladım. Peki bu Ram Store'lar konusunda? Ram Store'lar şöyle, tabii onlar çok büyük bir vizyon yani. Evet, şu anda yokuz. Ram Store'da sadece ismimiz var. Arkadaşlar burada da markanın önemi ortaya çıkıyor. Bundan 12 sene önce sattığımız bir iş bizim. Ram yok, Migros Koç grubundan çıktı ama hala biz şirket olarak ismimizi kullandığı için Ram Store'un şu anki sahiplerinden hala bir bedel alıyoruz. Çok büyük bir vizyon tabii Ram Store. Yani o dönemlerde 80'ler, 90'lar eşiğinde o dönemin tabii ki Türkiye'nin dış politikasının açılımıyla da Stan dediğimiz bölgelerde Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkiye'nin bu ülkelere açılım politikasındaki devletin yanındaki en büyük kuruluş diyeyim ya da tek destekçi o dönemde Koç grubuydu. Sadece Ram Store'lar yani bugün Türkiye'de bildiğiniz Migros'lar değil, bunun yanında Ram Torque'lar, başka Ram uzantılı şirketler, Türkiye'den malı oraya ihraç eden Ram, malı orada ithal eden ve de toptan dağıtımını yapan yine bizim uzantı şirketlerimizdi. Ama bugün bu şirketleri biz devrettik, ya üretici şirketlere devrettik ya da ikinci, üçüncü şanslara satışları yapıldı. Yani Ram Store'lar tabii Türkiye'den, Orta Asya'ya giden yatırımlar içerisinde en kalıcı olanlardan oldu. Doğru, evet. Çoğu geçici olarak gitti maalesef ama Ram Store hala çok güçlü orada. Evet. Önemli bir girişimdi bu. Çok kurumsal yapı devam edince yatırımlar sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Evet. Yani ben şöyle bir noktaya baktığımda, notların arasında da bakmış olayım. Siz Turkuaz'ın sürecindesiniz. Her süreci tamamladınız. O tabii son geldiğiniz noktayı bilmiyorum. Kısaca o Turkuaz'ı hakikaten çalışan bir sistem midir? İsterseniz burada kamerayı kapatabiliriz. Devlet işi olduğu için. Yani işe yarar bir sistem midir? Yoksa devlet işi midir diye tırnak içinde yani. Kesinlikle tabii ki işe yarayan bir sistem. Sonuçta doğru şekilde kullanıldığı sürece, doğru projeler üretildiği sürece devletin ortaya koymuş olduğu sonuçta Türkuaz'ı teşvik sistemi olarak görmek gerekiyor. Burada da markalaşma ve markanın tanıtımını birbirinin arttırmaya yönelik aktivitelerin ve projelerin desteklendiği ve genel anlamda da aşağı yukarı 11-12 tane detaylı kalem var. Şimdi hepsini tam hatırlayamıyorum ama o kapsam içerisinde olan projelere verilen bir destek bu.
%50'sini de size hibe ediyor. %50'sini siz karşılıyorsunuz bu projelerle ilgili. Korsan olarak biz ilk 5 yıllık, 2010 yılında başlayan bir programdı, Türk Kuantik Programı biliyorsunuz. Bu ilk dönem bitti. 2015'te tamamlandı. Biz 2016 sonrası için yine ikinci dönem içinde, ikinci 5 yıllık destek programında onayı almış durumdayız şu anda şirket olarak. Projeler, buna uygun projelerimiz ve yol haritamızda belirlemiş durumdayız. Düzgün bir şekilde ilerliyor şu anda. Evet. Peki, teşekkür ederim. Yiğit Bey, notları nasıl bir şey almışım? Özellikle onu web sitenizden almışım. Acelem var, hangi ürünü hızla gönderebilirsiniz? Tıklayın var. Bu tabii çok heyecan verici bir şey. Mesela baktım orada ne olabilir? Hanıma hemen gönder desem, bu şimdi Migros'tan bir şey alır gibi nasıl oluyor onu merak ediyorum yani. Acelem var, bana 8590 liralık pırlantayı gönderin, paketleyin falan. Böyle diyebilmeyi çok isterdim yani. Böyle, hemen gönderin bana, paketleyin gibi. Bunun alan var mı böyle hızla? Hızla pırlanta alan var mı yani? Bizim elimizdeki veriler, internetten yapmış olduğumuz ve mağazalardan yapmış olduğumuz satışların verileri var. Dolayısıyla orada hangi ürünlerin çok gittiğini çok kolaylıkla görüyoruz ve bunları kolaylıkla tavsiye edebiliyoruz. Gerçekten bu kadar hızlı alıp alışveriş yapan geticiler var. Çünkü bir erkekler gerçekten hediye alma konusunda sıkıntılıyız. Bu işi son dakikaya bırakıyoruz. Ben de dahil olmak üzere eşim de burada. Böyle bir yardıma ihtiyacımız var. Ne almamız gerektiğiyle ilgili, ne zaman almamız gerektiğiyle ilgili böyle şiddetli bir yardıma ihtiyacımız var. Dolayısıyla bundan yola çıkarak böyle bir hizmet de veriyoruz ve özellikle kampanyalı günlerde çok da fayda sağlıyoruz. Evet, anladım. Yani hızla satabiliyorsunuz. Hızla satılıyoruz. Şimdi bu az önceki sorun biraz tam anlamadık. Bu en çok mücevherat ihracatımız yaptı. 2016 Ekim itibariyle 2 milyar dolara yakın bir ihracatımız var. Tabii sizinkini bilmiyorum rakam olarak. Belki ifade edersiniz, belki etmezsiniz. Turistlerle birlikte 4 milyar dolar civarına gelmiş gözüküyor mücevherat ihracatımız. Şimdi mücevher deyince tabii ki sadece pırlanta olarak ayrılmaması lazım. Bunun içerisinde 4 milyon içerisinde külçe olarak ihraç edilen altınlar da var. Yani altın ağırlıklı bir ihracat diyor. Çünkü Türkiye'deki pırlanta ihracatı o kadar yüksek değil. Aslında Türkiye biz çok zor bir iş yapıyoruz. Baktığınız zaman bu işin merkezi Çin. Bizim fabrikamızda Avrupa'nın en büyük fabrikası dedim az önce. 300 kişi çalışıyor. Çin'deki fabrikada 15 bin, 20 bin kişi çalışıyor sadece mücevher üretiminde. Biz çok zor bir işi gerçekleştirdik. Ne yaptık? Türkiye'de geleneksel bir el işçiliğinde çok çok iyi ustalar var. Çok iyi atölyeler var, küçük atölyeler. Bunları bir araya getirdik, bunları toparladık. Onlarca atölyeyi bir araya getirdik ve kendi çapımız altına aldık. Dolayısıyla bir üretim gücü oluşturduk. Bununla beraber bir satın alma gücü oluşturduk. Sonra da piyasa araştırdık, bir piyasa yaptık ve piyasayı da kendimiz yaptık, işte yurt dışı olsun. Buralarda ürün sattık ve satmaya da devam ediyoruz. Geleneksel altın yapısından, mücevher yapısına geçmek Türkiye'de çok kolay olmayacak. Çok zor bir işi yapmaya çalışıyoruz. Yani dolayısıyla daha gidecek çok yol var. Tabii Türkiye'de biz yaklaşık 4-5 yıldan beri sürekli sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki Türkiye gerçekten üretim kalitesi açısından dünyadaki en iyi mücevherleri üretecek kaliteye sahip. Ve belki birçoğumuzun bildiği dünyaca ünlü markaları bizi tanışmasından dolayı burada isimleri söyleyemeyeceğim. Biz onlara üretim yapıyoruz. Dolayısıyla üretim kabiliyetlerimiz çok yüksek. Ve dedik ki gelin Türkiye'yi bir mücevher üssü haline getirelim. ÖTV oranlarını, KDV oranlarını vesaireyi belli bir miktara indirelim. Hem ÖTV ödüyorsunuz, hem KDV ödüyorsunuz. En nihayetinde baktığınız zaman kadının kullandığı bir takı bu. Maalesef bunu yapamadık. 5 milyar dolar civarında bir mücevher pazarı Dubai'ye kaydı. Yani 4 milyar doların dışındaki ekstra 5 milyar dolarlık bir pazar. Böyle göz göre göre elimizden gitti. Yapacak bir şey yok. Tabii ki çalışmaya devam.
Bir de sanatta farklılık yaratan ihracat alanında ödülünüz tanımlanmış. Yani bu pırlantada ne kadar farklılık yaratabiliyorsunuz? Tasarım bizim işimizin en önemli parçası. Baktığınız zaman mücevher ne gibi bir farklılık yapabilirsiniz? Pırlanta dediğimiz yuvarlak bir maden. Bunu aynı noktaya getirirsiniz. Burada tabii tasarım ekibine, tasarımı yapan değerli tasarımcılarımızın önünü çok açıyoruz. Fikirlere çok açığız, yeniliklere çok açığız. Dolayısıyla farklı desteklerimiz var. Hem onlara maddi olarak destek sağlıyoruz. Hem de isimlerini kullanıyoruz birçok projede. Dolayısıyla onlar olmadan, yani o sanatkarlar olmadan bizim işimizin çok öteye, çok ileriye gitmeyeceğini çok net olarak görüyoruz. Çünkü tasarım bizim işimizin ana unsuru. Yoksa kullandığımız yuvarlak ve eşlik isimine göre bir maden. Yani o madeni o muhteşem takı haline getirmek tasarımcının ve sanatçının işi. Biz de onlara bu konuda çok ciddi bir sosyal veriyoruz. Tabii burada yanlış hatırlamıyorsam Kapalı Çarşı kökenli bir ailenin Kapalı bir Çarşı şirketi. Kapalı Çarşı o kültürü şirket hala devam ediyor herhalde. Tabii Kapalı Çarşı'nın vermiş olduğu o kültür var. Aslında Kapalı Çarşı çok keyifli bir kültürdür. Onu tamamen şirketin dışına çıkarttığınız zaman, o yapının dışına çıktığınız zaman bugünkü başarıyı elde edemeyebilirsiniz. Yani hem kurumsal olacaksınız. Ben aslında ona şöyle söylüyorum. Durumsal bir şirketiz aslında baktığımız zaman. Durumsal. Yani hem kurumsal oluyoruz hem de biraz durumsal olmak zorunda kalıyorsunuz. En nihayetinde kuyumculuk kökenlenip aileden gelen bir meslek. Muhatap olduğunuz özellikle bayileriniz, hepsi aile şirketleri. Çok kurumsal bir duruş sergilediğiniz zaman, çok kurumsal yaklaşımla sergilediğiniz zaman iletişimde sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Yani ben yıllarca abi diye hitap ettiğim kişiye, işte ondan sonra bey diye hitap edemiyorum. Yani o benim karşımda abi kardeş ilişkisi halen bayilik olmasına rağmen devam ediyor. Dolayısıyla o küçük keyifli anları da yok etmemek adına Kapalı Çarşı'nın vermiş olduğu lezzetli şeyleri de şirketimizde halen barındırıyoruz. Ama yapı olarak da tabii ki tamamen profesyonel bir şirket halinde yönetmeye çalışıyoruz. Yüksel Hanım, oldukça uzun bir tecrübeniz var sektörde ihracatta. Yani size ihracatın duayenisiniz artık. Bu anlamda hani hem RAM hem onun içerisinde olmak dolayısıyla. Biraz da hani oturumun sonuna doğru geldiğiniz için. Şimdi burada bulunan gençlere ne dersiniz? Şimdi Yiğit Bey konuşurken pırlanta çok güzel bir şey. Bir soru da aklıma geldi. Yani herkes pırlanta olmak istiyor ama kimse kesilmeyi göze almıyor. Yani bu çok önemli bir şey. Bizim öğrencilerimiz de öyle. Pırlanta olmak istiyorlar ama o işçilikten geçmek istemeyenler var aramızda. Yani Zeynep Hanım'a soruyorsunuz. Yani burada bu öğrencilerimize, uluslararası ticaret öğrencileri, dış ticaret öğrencileri ve diğer kampüsün diğer bölümlerinden gelen öğrenciler var. Bu alanda böyle kritik tavsiyeleriniz neler olur? İhracat özelinden ziyade daha bir genel bir düşünelim isterim. Yaptığınız işi aşkla, sevgiyle, hani bu moda terimin olarak almayın lütfen bunu. Gerçekten seviyorsanız o konuda eğitim alın, o konuda çalışın. Bu çok önemli bir şey. Sevdiğiniz bir işi yapın. O işi sevmiyorsanız, o bölüme zorlamayla, puanınız orayı tuttuğu için, çevre baskısıyla geldinizse bir yere kadar arkadaşlar, bir sene, iki sene, üç sene insan devam ediyor. Ama gönül istiyor ki aldığınız eğitimin sonucunda ömrünüz boyunca o mesleği severek, isteyerek yapın. Ben gerçekten güzel bir örneğin, hani lisede karar vermiştim ben, ülke ekonomisine katkıda bulunacak bir şey yapacaktım. Bir asker babanın çocuğuyum, Konya'da doğdum, Anadolu'da yetiştim. Ne yapabilirim diye düşündüğümde o günün koşullarında iki yolum vardı. Ya turizmi seçecektim ya dış ticareti seçecektim. Allah yardım etti, dış ticarette çalıştım. Çok da iyi bir şirkette olduğum için hayat amacıma ulaştım. Yani birinci söyleyeceğim bu. Hiçbir şey için geç değil. Gönül ister ki hepimiz birer ihracat neferi olun, bu ülkeye katkıda bulunun ama
Eğer zorlamayla buradaysanız geçtiği yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bir de size ikinci bir öğüdüm. Bunu ister abla deyin, ister teyze deyin, ister beyefendi dediği gibi bir duayen olarak alın. Ben bu sene, geçen sene bir koçluk eğitimi aldım. Grup içindeki yeni yetişen yönetici arkadaşlara da bir taraftan koçluk veriyoruz. Kimine göre çok Amerikan vari geliyor. Bana da dönem dönem öyle şeyler geliyor ama öğrendiğim bir şey var. Sizlere de bugün buradan ayrılırken bu üç kelimeyi lütfen içselleştirmenizi rica ediyorum. Toplumsal bir takım baskılarımız var. Bunların neticesinde sorgulamıyoruz hiçbir şeyi. Ben şunu sizliyorum, şunu söylüyorum size. Zannetmeyin, farz etmeyin ve sorun arkadaşlar. Pek çok fırsatı kaçırıyoruz. Sormadığımız için. Bu bana yan baktı, beni sevmiyor. Yöneticim beni sevmiyor, beni tercih etmiyor. Bunlarla hayatı kendimize dar ediyoruz. Lütfen şu iki şeye, benim bugünkü size öğüdüm bu olsun. Birincisi, seviyorsanız, aşkla varsanız o işte, o işi öyle yapın. İkincisinde de zannetmeyin, farz etmeyin ve sorgulayın. Tabii ihracat deyince bunun ihracat özelinde baktığımızda her mesleği yapmak çok zor ama ihracat 7-24 açık olan bir piyasa. Cumartesi pazarımız yok, bayramımız, seyranımız yok. Bunları kabul edip başında bu işe öyle adım atmak lazım. Dil tabii ki çok çok önemli. Takım çalışması, ya bunların hangisi hangisinden daha önemli bilemiyorum ama dilimiz olmasaydı, birbirimize güvenmeseydik, takım çalışması yapmasaydık, kültürlere karşı bir ön yargımız olsaydı bugün biz burada olmazdık. Biz aynı dönemde İsrail'de de iş yaptık, Suudi Arabistan'da da iş yaptık, Irak'ta da iş yaptık, İngiltere'de de iş yaptık. Bunlara hiçbir şey engel değil. Yeter ki siz isteyin, bu sektörde başarılı olmayı aklınıza koyun. Çok önemli tavsiye, teşekkür ederim tabii. Yani istemediğiniz işi yapmayın diye çok önemli tavsiye. Buradaki arkadaşlar istiyor zaten, değil mi arkadaşlar? Ticaret istiyor. Çok tepki almadım ama. Sadece sorular varsa öğrenci arkadaşlardan, hocalarımızdan böyle kısa bir süre. Ne kadar vaktimiz var Hüseyin Hoca? Ne kadar vaktimiz var? 15 dakika daha var. Peki. Sizlerin sorularınızı almış olayım. Var mı misafirlerimize soru yönetmek isteyen? Mikrofon nerede? Nerede? Şöyle, tamam. İskender. Ben Yiğit Bey'e bir soru soracaktım. Kendini tanıtır mısın? İsmim Mücahit Araç. Uluslararası Ticaret Öğrencisiyim. Ben öğrencisiyim. Yiğit Bey'e bir sorum olacak. Buyurun. Şimdi Türkiye'de bu mücevher falan nereden çıkıyor? Yani veya bir siz bu mücevherle yurt dışına alıp işleyip mi ülkeye çıkıyorsunuz? Yoksa hani çıkan belli yerler var, buradan çıkartıp işleyip mi yapıyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Tabii ki. Türkiye'de elmas madeni çıkmıyor. Pırlanta esasında elmastır. Pırlanta bir kesim şeklidir. Elmasın kesim şeklidir. Ağırlıklı Güney Afrika'da, Afrika'da, Kanada'da ve Rusya'da elmas madenleri, Avustralya'da da elmas madenleri var. Ham elmas çıktıktan sonra dünyada 80 tane ham elması işleyen firma var. Bunların da ağırlığı Hindistan'dadır. Onlar bunları keserler, hazır hale getirirler. Sonra biz o elmasları alırız, pırlantaları alırız, sonra mücevher haline getiririz. Ben de teşekkür ederim. İsmail Adım, ancak bu sene ticaret öğrencisi. Benim sorum, nasıl ki altın borsada değer görüyorsa ve alınıp satılıyorsa, bu da firmaların bütçesinin işte dediğiniz ya 4 milyar dolarını oluşturuyor diye borsa şey, pırlanta daha az tarafını oluşturuyor diye söylemiştiniz. Pırlantanın bir borsa değeri var mıdır? Varsa nasıl işleniyordur? Tabii, uluslararası bir borsası var pırlantanın. Rabaport dediğimiz bir borsa üzerinden fiyatlandırma oluyor. Tıpkı petrolde olduğu gibi, altında olduğu gibi veya diğer değerli madenlerde olduğu gibi bu borsa fiyatları üzerinden rakamlar oluşuyor. Piyasanın o anki talebine veya ürünlerin arzına göre fiyatlandırmalar oluşmaktadır. Evet, başka var mı sorusu? Şuraya verelim. Öncelikle okulumda hoş geldiniz. Ben inşaat mühendisliği öğrencisiyim. Ali Bey'e sorum olacak benim. Koçta Global'ın yeni bir
fiber donatı ile ilgili yeni bir projesi var. Kratos. Geçen aylarda keşfetmiştim. Beni bir öğrenci olarak çok heyecanlandırdı. Kratos hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu fiber donatı aslında dünyada yeni yeni böyle başlayan, yeni yeni önem kazanan bir alan gibi gözüktü bana araştırmalarında. Siz bunun geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, Kratos bizim Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda yeni stratejilerle yeni alanlar yaratma konusundaki stratejilerimizde Ar-Ge'den çıkan iki tane önemli üründen bir tanesi. Bir tarafta bu VSL alanında paylaşayım. Kompozit teknolojileri tarafında bir çalışmalarımız sürüyor ki iki buçuk ay önce açılışını yaptığımız Sabancı Üniversitesi ile ortak olarak kurduğumuz Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi aşağı yukarı 30 milyon dolarlık bir yatırımla savunma sanayi ağırlıklı, havacılık, savunma, otomotiv sektörüne hizmet verecek geleceği teknolojisi olarak bir çalışmalarımız devam ediyor. Diğer taraftan da biz hocam başlangıçta güçlendiriciydi aslında bizim şu andaki mottomuz da o şekilde Borsa'yı reinforcer olarak yani güçlendirici olarak tanımlıyoruz. Lastik güçlendirici, beton güçlendirici ve diğer tarafta da kompozit malzemelerle de savunma sanayi ve diğer alanlardaki güçlendirici malzeme olarak. Kratos bir bizim kendi ürettiğimiz üründen, yani 66 fiberinden elde ettiğimiz, ürettiğimiz ve geliştirdiğimiz şu anda inşaat sektörü içerisinde özellikle döşeme malzemesi olarak kullanılan hasır çelik ve onun yanında yine asır teller, çelik teller var Bekar firmasının ürettiği. Bu malzemelere rakip olarak geliştirdiğimiz daha kullanımı hafif, üstün özellikleri olan özellikle mikro çatlakların oluşmasını engelleyecek içerisindeki lem yapısı nedeniyle teknolojik bir özellik üstünlüğü olan malzeme. Şimdi önümüzdeki dönemde de yine bir yatırımla dayanak 6 fiberinin yanında polipropilen fiberlerden de benzer üretimler yapabilmek için yatırımımız devam ediyor. Büyüyen bir sektör özellikle de Türkiye'de de inşaat sektörüne büyüme hızlı bir şey. İç piyasasından baktığımız zaman son dönemdeki en büyük büyüme rakamlarımızı inşaat sektöründen elde ediyoruz. Özellikle tünel ve buna benzer altyapı çalışmalarında hem zemin güçlendirme hem de beton güçlendirme açısından etkin bir şekilde kullanmaya başlayan bir malzeme. İnşaatçıları heyecanlandıran bir şey ama ben anlamadım ne olduğunu tam olarak. Yani arkada şey, çok güzel bir şey. Yani bizim arasında bir konuşma olduğunu tahmin ediyorum. Yani. Fark etmez, biz satarız. Uluslararası ticaret olarak bizim için sorun yok. Yani ne oldu? Hocam buyurun lütfen. Hocam ben de mikrofon alın hocam. Ben güç katılımcıya da soru sormak istiyorum. Zeynep Hanım size sormuştu. Türkiye'de COBİ'lerin dış ticaretteki en sorun yaşadıkları alanlar, en çok sorun yaşadıkları alanlar hayal ediyor. Mesela pazar bulmalıkta mı yoksa pazara ürün adaptasyonunda mı daha çok problem yaşıyorlar? Bu konu hakkında görüşümü merak ediyorum. Ali Bey size sorum şu. B2B iş modelinin B2C iş modeline göre avantajı nedir sizce? Yani şükrediyor musunuz nihayet tüketicilerle çalışmadığınızda? Bunu çok merak ediyorum. Yiğit Bey size sorum da şu. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde satışlara ne oldu? Biz eskiden Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize naif kalemler alırdık ama duyduğum kadarıyla dönem değişmiş. Artık öğretmenlere pırlantalar gidiyormuş. Hakikaten bu doğru mudur? Yani sosyodemografik açıdan merak ettiğim için soruyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kobiler, hocam söyleyebileceğim şey, Kobiler tabii İhracat odaklı kurulmuş firmalar değil, genelde iç piyasa odaklı çalışmaya başlamış, ihracata sonradan yelken açmış firmalar oldukları için her iki tarafta da sıkıntı yaşadıkları oluyor. Ama hani bugünü düşündüğümde esasında bunların hepsinin aşılmış olduğunu görüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu ihracat hamleleri o kadar çok devlet tarafından destekleniyor ki bugün geçmişte yurt dışına gittiğinizde müşteri bulmak adına Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçilikleri ya da konsoloslukları ya da ticaret ateşelikleri kerhen gittiğiniz yerler. Bugün buralara gittiğinizde bile her kim olursanız olun, ister koç olun, ister bir kobi olun, devlet tüm imkanlarını gerçek anlamda açıyor ve hepsi orada büyükelçilerimiz dahil olmak üzere birer ticaret erbabı şeklinde size iş geliştirmek üzere misyon edilmiş insanlar olarak yaşıyorlar. Yani bizim gibi daha profesyonelleri bir tarafa bırakın. Bugün Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir kobi ihracatı aklına koyduğu zaman
özellikle Afrika'da da çok yayılan temsilciliklerimiz sayesinde bence pazar bulma artık bir sorun değil. Zaten internet üstünden herkes herkesi buluyor. Yani bizim oraya gitmemizin yanında pek çok yurt dışından firmalar gelip Türkiye'deki küçük orta ölçekli firmalara ulaşabiliyorlar. Ürün geliştirme konusunda şimdi Türkiye çok farklı bir konuma sahip. Yani bu özellikle son dönemde diziler, hani servis ihracatını içinde o kapsama alındığından beri özellikle bütün çevre ülkeler bir Türk kadar bizim piyasamıza hakimler. Dolayısıyla aramızda hiçbir bariyer kalmamış vaziyette. Ürün geliştirme konusuna geldiğimizde böyle bir sıkıntıyla hiç karşılaşmıyoruz. Ekonomimiz gelişmek zorunda olduğu için bu her tarafta bir baskı var. Dolayısıyla firmalarımız da Irak pazarına özel, Sudan pazarına özel, salça firması mesela bir yere 3 kilo ambalajda yaparken sıcak ülkeye 100 gramlık tüpün içinde mal üretir hale geldi. Bu her tüm imalatçılar için geçerli. Bu konuda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Evet, en önemli fark tabii bir tarafta hani direkt geticiye hizmet veriyorsunuz ve bunun getirdiği ciddi bir yük var. Geticisi olarak baktığımız zaman yani pazar araştırmaları, CRM çalışmaları vesaire falan ama B2B'de de bizim şirket olarak özellikle hani belki tüm B2B şirketleri model için geçerli olmayabilir ama bizde de aslında biz B2B olmamıza rağmen pazarlama ve satış ekibimizdeki stratejilerimiz B2C olarak nasıl yaşayabiliriz ve bunu nasıl hayata geçirebiliriz bakış açısıyla bakıyoruz. Bu da ne demektir? Her gün yeni inovatif servis inovasyonuna yönelik ciddi çalışmalarımız var bunu geliştirebilmek adına. Çünkü bizim sektörümüzde her ne kadar sayı az olsa bile rakip olarak ama rakiplerimizin hepsi Asya kökenli rakipler, Çinliler ve Koreliler. Biz onlarla mücadele ediyoruz bütün dünyada. Onlarla mücadele ederken de bizim müşterimizden bir yaratacağımız bir farklılık olmalı ki biz liderliğimizi devam ettirebilelim. Bunun arkasındaki en müthiş güç de bizim inovasyon çalışmalarımız, gerek ürün inovasyonu, gerekse servis inovasyonu konusundaki yaptığımız çalışmalar ki biraz önce hocamın sorduğu Türk Kalite ile ilgili çalışmaların da ağırlığı tamamen bu tarafta harcadığımız ve geliştirdiğimiz projeler üzerine gidiyor. Açık inovasyon yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Çok sayıda üniversitelerle işbirliğimiz var. Hem Türkiye'de hem Amerika'da, Almanya'da, değişik bölgelerde, üniversitelerle, teknoloji enstitüleriyle artı zaman zaman bizim yine dışarıya açık fikirleri toparlayabildiğimiz bu inovasyon çalışmalarımızda ama şirket içerisinde bu kültür çok etkin bir şekilde çalışıyor. Türkiye'de belki de Blue stratejisi anlayışını ve yaygınlaşmasını ilk sağlayan şirketlerden bir tanesi. Şu anda son derece ilk seviyede şirket bu konuda baktığımızda. Yine bireysel katılımlarda, iç işlerde, çalışanların katılımlarındaki çok çok değerli, işi en iyi yapan çalışandır. Bu felsefeye olan inancım var. Benim 30 yıllık üretimci bir kişi olarak söylüyorum bunları en azından. O bakçesine baktığımız zaman da çalışanların fikirlerini ortaya koyabileceği ve o fikirleri hayata geçirebileceği çok ciddi platformlarımız var. Biz senede 10 bin, 20 bin öneriyle uğraşıyoruz çalışanlardan gelen. Her sene ortaya çıkarılan en azından 250-300 tane tamamen mavi yaka çalışan diye tanımlandığımız makine başında çalışan operatör ve teknisyenlerin ortaya çıkarttığı bir geliştirme çalışmaları projelerini global anlamda All-Star gibi bir yapılanmamız var. Onları orada tarım ödüllendirme, o platformlara taşıma çalışmaları var. Bunların hepsi bir anlamda bizim o pazarlama ve satış stratejilerimize destek sağlayacak artı değer yaratmak için ortaya koyduğumuz platformlar. Arkadaşlar, mesajı aldınız herhalde. Kesinlikle bir mesaj yok. Ben girişimcilik dersi anlatıyorum ve yani öğrencilerin iş fikirleri üretirken ne kadar değişen bir Türkiye'ye iş fikri üreteceklerini göstermek adına bu soruyu sormak istiyorum. Şaka yapıyorum. (gülüyor) 24 Kasım üzerine bir hafta geçti. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin yaşı benden küçük olanlar da dahil ellerinden öpüyorum. Öğretmenler Günü için özel bir proje yapmadık ama ilk çalışmalarımızda öğrenciler veya mağazamıza gelecek olan tüketicilere özel bir indirim yapılması talimatını verdik. Ama bunu bir iletişim olarak kullanmanın da çok zor olmadığını düşündüğümüz için bunu sesli olarak kullanmadık. Son bir tane soru. Söyle. Ramazan.
Söz. Geliyor Ramazan, biraz bekle. Benim sorum markalaşma ile ilgili. İşte sosyal ağ çok iyi kullandığınızı söylediniz. Bu markalaşma adına çok iyi bir şey. Mesela WhatsApp, Facebook sosyal ağ çok iyi etkin kullanıyor. Markalaşma adına mesela ihracat şampiyonusunuz. Ama dünya üzerinde mesela bir numarada pırlanta sanatında zen pırlantanın olması için eksikleriniz neler ve bunun için yaptıklarınız neler? Bunu merak ediyorum. İkincisi de bayan arkadaşlarımıza çok güzel bir jest yaptınız. Dediniz ki tek taş hani pırlanta almadan evlenmeyin dediniz. Yarın bir gün erkek arkadaşlar olarak bunları biz alacağız. Ve sizden nasıl bildirim alabiliriz? Çok güzel. Benim e-mail adresimi vereyim. Onları da memnuniyetle cevaplamaktan büyük keyif alırım. Yiğit A, yani Yiğit adım Yiğit, soyadım A. yiğita@zampırlanta.com sizlerden gelecek olan mesajlar doğrultusunda sizi mağazalara yönlendiririm. Sizi de korurum, hiç merak etmeyin. Markalaşmak kolay bir süreç değil. Öncelikle bu yola çıktığınızda buna gerçekten inanmanız gerekiyor. Zampırlantı'nın dünyada marka olması kolay bir serüven değil. Ama bununla yola çıktık, bunu hayal ederek yola çıktık. Türkiye'de marka olduk yaklaşık 16 yıllık bir süre zarfında. Ve 4-5 yıldan beri de yoğun iletişim yaparak, pazarlama iletişimi yaparak markamızı çok güzel bir konuma getirdik. Yaptığımız araştırmalarda da mücevher alanında Türkiye'nin bir numaralı markası olarak gözüküyoruz. Tabii yurt dışında bu daha farklı. Yurt dışında sadece ihracat modeliyle çalıştığımız için orada bir marka yatırımı henüz yapmadık. Yani oradaki kuyumculara ürün satıyoruz. Oradaki zincirlere ürün satıyoruz. Onların isimleriyle satıyoruz. Yurt dışında da yavaş yavaş, özellikle Almanya pazarında önümüzdeki ay ilk mağazamızı açıyoruz, Düsseldorf'ta olmak üzere. Türkiye'de başarmış olduğumuz modelin aynısını Almanya'da yapmayı planlıyoruz. Sonra da Almanya'nın komşu ülkelerinde, Avusturya, İsviçre, Belçika, Hollanda gibi, Polonya gibi ülkelerde Türkiye'de uygulamış olduğumuz modeli, tabii ki oradaki tüketicinin alışkanlıklarına dikkat ederek, oradaki iletişim ve pazarlama stratejilerine dikkat ederek o bölgelerde büyümeyi hedefliyoruz. Yani baktığınız zaman bir noktadan dışa doğru bir büyüme gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani bugün Türkiye'de marka olup gelip Portekiz'de marka olamazsınız. Çünkü arada ciddi bir mesafe var. Dolayısıyla bir lokasyon seçeceksiniz. O lokasyondan yavaş yavaş dışa doğru bir büyüme gerçekleştireceksiniz bizim sektörde. Uzun bir süreç olacak bizim için. Belki bizden sonraki jenerasyon Avrupa'da Zen'i marka haline getirecek ama biz bunun hayalini koruduk. Buradan muhtemelen bir mesaj da vermemiz istenecek. Ben şimdiden vereyim hocam, müsaade ederseniz. Arkadaşlar, hedef belirlemeyin, hayal belirlemeyin. Hiç kimse aya gitmeden önce buraya birileri gidecek diye hayal etmedi. Birisi çıktı, bunu hayal etti ve başardı. Mars'ta hayat kurmak için bundan 30 sene, 40 sene, 50 sene önce birileri söylemiş olsaydı veya bu fikri biz söylemiş olsaydık, eminim ki etrafımızda birçok insan bu ne saçma bir fikir diyecekti. Ama bugün Ay'a gitmek için sanırım biletler satılıyor, ayarlıyorum. Mars'a gitmek için biletler satılıyor. Dolayısıyla hayal edin, etrafınızdaki insanlar size ya bu ne kadar saçma bir fikir diyorsa bilin ki doğru yoldasınız arkadaşlar. Biz şirketi ilk kurduğumuzda bir yıl içerisinde 500 bin dolar iş yaptık. Sonra dedik ki arkadaşlarımız diğer markalardan olsun, biz 100 milyon dolar yapacağız dedik 10 yıl içerisinde. Bizim de dalga geçtiler, alay konusu oldu. Biz 6,5 yıl içerisinde 100 milyon dolar yaptık arkadaşlar. Dolayısıyla hayal edin, birileri burada sizinle dalga geçsin. Ama bunun için çok çalışın. Ekip arkadaşlarınızı, beraber yürüyeceğiniz arkadaşları çok iyi seçin. Onlara çok iyi sarılın. Ekiplerinize, yanınıza çalıştıracağınız
insanlara kendiniz kadar değer verin. Bunları yaptığınız takdirde başarılı yapabileceksiniz. Teşekkür ederim Yiğit Bey. Tabii benim ders notlarım konusunda bu kadar hayal etmeyin. bir de hem kapatıcı zaman Ram Dış Ticaret'te üniversite staj programı dediğim bir şey web sitesinde gördüm. Genellikle Haziran ve Eylül ayları arasında iki şayet ayrı dönemler halinde uygulanır demişsiniz. Lisans eğitiminin ikinci yılı doldurmuş adaylar arasından nitelik ve niceliklerine göre seçilir ifade etmişsiniz. Bizim fakültemizdeki bölümler 7+1 olarak adlandırdığımız 7 dönem okulda eğitim, 1 dönemde işletmede eğitim içeren bir müfredatımız var. O 1 dönem zorunlu stajımız oluyor. Dolayısıyla o 1 dönem de 3,5 ay civarında 16 hafta sürüyor. Biz bunlara uymuyoruz. Yani Haziran ve Eylül'de değil, bizimki Eylül'de ve Ocak'ta olmak üzere ve süresi de 2 şahit ay değil. 16 hafta, 4 ay yerine, 4 ay diyelim. Bununla ilgili bir talebimiz olacak sizden. Böyle bir çünkü yani, bu konu... Bu dönemli stajlar hem işletme için hem arkadaşlar için daha verimli oluyor. Evet. Değerlendiririz. Değerlendiririz. Teşekkür ederim. Evet, katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Çok keyif verici bir sohbet oldu. Sağ olsunlar. Arkadaşlar, piriket töreni sonunda çekilişler yapılacak. Bir 5 dakika daha geldiğinizde oturmanızı rica ediyorum. Gelmişim. Demek ki gökteki yıldızlardan değil, yeryüzündeki yıldızlardan bahsediyormuş. Ben bu onurun bana verdikleri için memleketimizin yetiştirmiş olduğu bu ender, nadir, değerli insanlara sembolik ödülü ki onların yaptıkları, ortaya koydukları performansı, işi onunla aynı ölçekte karşılayacak bir ödül üretmeniz, icat etmeniz mümkün olmadığına göre naçizane bu işareti sembolik olarak kabul etmelerini arzu ediyorum. Çok teşekkür ediyorum geldikleri için, katıldıkları için, şeref verdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah enerjilerini, gayretlerini, azimlerini eksik etmesin, güç kuvvet versin. Her zaman var olsunlar. Konuşmalarından ve bu yaptığı işten. Peki hepsi Irlanda gibi değil mi? Oraya alkışlamak için serpiştirdiğim arkadaşlar abartmasınlar, anlaşılıyor.